Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Muzaffer Özgün'ün Dayak 1. Saatte kitabının 1. bölümünü seslendireceğim. Dayak 1. Oğlu bitti karakollardan korkarım. Önünden geçerken bile içim titrer, ayaklarım birbirine dolaşır. Hele karakolun bahçesinde bir polis varsa yolumu bile değiştiririm. Olur ya, adam yürüyüşümü beğenmez, kaşımı beğenmez, gözümü beğenmez, alır beni içeri, neren ister neren istemez. İşte geçen gün karakoldan bekçi kanalıyla bir çağrı alınca öyle korktum ki öğle yemeği değil akşam yemeği bile yiyemedim. Hani bir evden ölü çıkar, hani bir evde çok önemli bir olay olur. O akşam tüm akraba, eş, dost o evde toplanır ya, onun gibi. Dost kara günde belli olur diyen tanıdı kısım akraba doğdular bizim eve. Şunu baştan anlat hele. Bir bekçi geldi. Bu kağıtta adı yazılı olan sen misin dedi. Hı benim dedim. Öyleyse yarın saat 9'da karakola gel dedi. Niçin diye sormadın mı? Yo hayır. Bu yakınlarda ne yaptın? İyi düşün. Bir şey yapmadım. Kimlerle gezdin? İyi düşün. Kimseyle gezmedim. Orada burada ne konuştun? İyi düşün. Hiçbir şey konuşmadım. Akraba, dost, hısım erkekleri ellerini başlarına koymuşlar, bu bilmeceyi çözmeye çalışıyorlardı. Kadınlar suskun, çocuklar felaketi anlamışlar gibi bana acıyan gözlerle bakıyorlardı. İyi düşün, polis mutlaka bir şeyini saptamıştır. Kafam patlatıyorum, son bir haftayı, 15 günü, hatta bir ayı gözlerinin önüne getiriyorum, olayları usuma vuruyor. Hayır, ben polislik hiçbir şey yapmadım diyorum. Bir kez tüm akraba, hısım, dost, dayak yiyeceğimi %100 gözüyle bakıyorlar. Yalnız bu dayağın ölçüsü ne olacak onu bilmiyorlardı. Çünkü polisin her suç için önceden konmuş belirli bir dayak kontenjanı vardı. Şu iş için şu denli dayak, bu iş için bu denli dayak. Peki hiç suç işlememiş bir insan için işte en fenası bu ya, dayım öyle diyordu. En fenası bu. İstemediğin suç için atılacak dayan ölçüsü yoktur. Bazen yarım günde ölürler, bazen bir gün, bazen de bir hafta. Amcam, o zaman yeğenim, yemek yememek olmaz, çok iyi gıda almalısın. Sabahleyin de sıkı bir kahvaltı yapmalısın dedi. Ancak o zaman dayağa karşı güçlü olabilirsin. Yoksa mahvolursun. Mümkünse top tutan şeyler ye, kaç gün dövecekler belli olmaz. Hap yutmalısın dedi küçük amcam. Karakola gitmeden önce sakinleştirici hap yut. O zaman dayağı sakin sakin yersin. Çünkü sinirlenir. Polise karşı gelirsen daha çok döverler. Aslına bakarsanız dedi arkadaşım. Bu konuda antrenman yapmak gerek. Ben derim ki antrenman olsun diye arkadaşa şimdi bir posta dayak atalım. Sabahta bir posta. Karakolda o zaman hiç sıkıntı çekmez. Akıl akımdan üstündür. Komşumuz banyo yapsın dedi. İyi bir tıraş olsun. Saç tıraşına, sakalına, gömleğine kafayı takmasın polisler. Çünkü bir kezinde ben karakola düşmüştüm de polisler utanmış sakalıma kızıp kızıp bel ettilerdi daya. Son öneri babamdan geldi. En iyisi dayısı, iki amcası, ben, varsa başka gelecek hep birlikte karakola gidelim dedi. Bu öneri hepsinden çok beğenildi. Eşim sofrayı hazırladı. 12 tane lob yumurta yedim. Evde su ısınınca genç berbere gidip sinek kaydı bir tıraş oldu. Arkadaşım sağ olsun ilk posta dayağı çekti. Sıkı sıkı sabah kahvaltısından sonra amcalarım tuttu. Arkadaşım falakaya yatırdı. Onun ardından sakinleştirici 3 hap. Ben önde karakola götürme komisyonu adında karakolun yolunu tuttuk. Sağ olsunlar o denli moral veriyorlardı bana. Ama ne dayak antrenmanı ne aldığım gıdalar ne de içtiğim hap güçlendirmiyordu beni. Karakola yaklaştıkça dizlerimin bağı çözülüyordu. Her kapıda az daha kalbim duracaktı. İçeri girdik. Benimle birlikte tas tamam 7 kişiyiz. Baba, iki amcam, dayım, komşumuz ve arkadaşım. Karım ve çocuklarımı da alsaydım acaba nasıl olurdu? İyi kalmamışım. Niye mi? Çünkü önce arkadaşımı aldılar içeri. Bir güzel dövdüler. Sonra komşumuzu, onun ardından dayım yedi daya. İki amcamı birlikte aldılar. Onların içerine çığlıklarını gelirken babam kolundan yakalayıp götürdüler. İçlerinde en güçlü ben çıktım. Ne sarardım ne korktum. Sıram gelince içeride dayağımı yedim çıktım. En az da beni dövdüler.
Çünkü ne sakalım vardı ne de tıraşım. Gömleğim de tertemizdi. Üstelik hapı içtiğim için de çok sakindim. Polislere karşı gelmedim. Hatta bana dayak atan polislerden biri işte dedi. Dayak yiyecek adam bunun gibi olmalı. İnsan böylelerine dayak atmakta adeta zevk duyuyor. İnsan efendi efendi dayağını yiyip gitmeli. Şu adamdaki efendiliğe bak. Tıraşı, sakalı, gömleği. Lütfen ayağınızı biraz daha uzatır mısınız? Sopadan tam denk gelmiyor da. Bırakırlar diye bekliyoruz. Bırakmadılar. İfadenizin alınması için beklediler. Bu arada komiserimin nöbeti bitti mi ne oldu? Yeni gelen bir komiser bize orada bardak gibi dizilmiş gözüküyor. Polislere alın bunları ıslatın biraz dedi. Bu kez benden başladılar. Sırasıyla babam, amcalarım, dayım, komşumuz ve arkadaşım dayanı yiyen çıktı. İkinci posta dayakta yine efendiliğim, sakinliğim, temizliğim ile birinci geldim. Polisler kutladılar beni. Hatta komiser de kutladı. Nereden öğrendiniz bu denli düzen dayak yemesini diye öldüm. Ne ifade ne de bir şey. Saldılar bizi. Eve doğru koşmaya başladık. Şaşkınlıktan hiçbirimizin aklına gelmedi. Gerçekten biz niçin gitmiştik karakola? Öyle ya. Beşikçi bir iş için çağırmamış mıydı beni? Yoldan döndüm. Yeni gittim karakola komisere. Bekçi dün beni çağırmıştı da dedim. Ha adın neydi diye sordu. Söyledim. Öndeki notlara baktı. Ha dedi. Seni bir vergi borcunu tebliğ için çağırmışız. İmzalayın şurayı. İmzaladım. Tebliği aldım. Komiser oradaki polisi arkadaşa dayak atmış mıydınız diye sordu. Biraz önce atmışlardı efendim dedim. Ha öyle mi? Dedi. İyi iyi. O zaman gidebilirsiniz.